Banuyu bilmiyorum. Ne sorulacağını bilmiyorum. Canım yasak olan her şeyi yapmak istiyor. Deliliğimin öğütüldüğü bir ünlülük. Bu nasıl bir şey? Alt üst ettin bizi bu arada. Evet, gerçekten. Merhabalar, alt üste hoş geldiniz. Bu haftaki konumuz şöhret. Konuğumuz ise Demet Işıl. O zaman alt üst başlasın. Hoş geldin. Hoş bulduk. Ay çok heyecanlı. Konuyu bilmiyorum. Ne sorulacağını bilmiyorum. Bu nasıl bir şey? Demet'ciğim hoş geldin. İşte. Şimdi sana şöhretle ilgili yaklaşık 10 tane herhalde soru soracağız. Seni biraz aşağı terletmeye yukarı çalışacağız. İlk soruyu sana paslıyorum. Bana mı paslıyorsun? Sana paslıyorum. Hadi bakalım bana paslansın ilk soru. O zaman soralım. Senin için şöhret ne demek? Babam demek. Çok enteresan bir cevap oldu bu. Evet, babam demek. Çünkü babam müzik prodüktörü. Hı hı. Ve bütün çocukluğum o dönemin en şöhret insanlarının yanında geçti. O yüzden şöhretin tanımı benim için babam ve onun hayatıdır yani. Çok peki, değişik. Sen şu anda kendini şöhret olmuş olarak görüyor musun? Hiç farkında değilim. Hatta şöyle şeyler yaşıyorum mesela. Bir yere gidiyorum. Allah Allah niye bana bakıyorlar ya falan. Böyle hani gerçekten hani insan ünlü olunca ünlü olduğunu hı-hı anlamıyormuş birincisi. Zorluklarını sadece şöyle anlıyorum. Mesela bir gün telefonla konuşuyorum. Bağdat Caddesi'ne yürüyerek. Böyle hır işte zaten hani yüksek yüksek hareket eden biriyim. İşte biriyle ilgili konuşuyorum çok ailemden. Çok minik bir kadın o yüzden. Minyon küçücük. Ondan sonra girdim böyle bir mağazanın içine. Kirpik kıvırıcısı alacağım. Ondan sonra ulvi bir görev. Ulvi bir görev deyim. Telefonu koçken kız arkadaşım şöyle şey yaptım şöyle. Şöyle tutarken ay dedim ya ne yapacak hayatım? Bin yaşına kadar mı yaşayacak yani? Ölecek tabii ki. Ben ölüyordum ulan geçen sene. Tamam dedi bunu anlatırken şöyle oldum. Ben sizi çok seviyorum dedi kadın. Ben böyle bir dakika tatlım ben seni arıyorum. Ben de sizi çok seviyorum. Ben de sizi çok seviyorum da diyemezsin. Çok acı çeken bir... Hayır, hiç alakası yok. Mesela böyle şeylerde asla hatırlamıyorum. Allah'tan kendi halimle ve normal halimle ünlü olduğum için çok güzel öğüttüler beni. Yoksa çok taşlanırım yani. Çünkü mesela işte eski kocama küfrettiğim masalarda, yan masada... Demet Hanım biraz sessiz konuşuyoruz, arkada oturuyoruz falan diye çok mesaj geliyor. Bu sana bir konfor veriyor kendi... bünyenle ünlü olma hali evet, değil mi? Deliliğimin öğütüldüğü bir ünlülük. Çünkü öyle sevildin sana, veya sevilmedin yani. Aynen. Evet. O zaman sana şöhret oldun diyebiliriz. Deriz. Bence abi öyle. Yani evet, zaten biz de öyle düşünüyoruz. Şöhretin yani tanımı mesela şu mudur yani? Ama tanınıyor bir şey, olmak bir şey söyleyeceğim mı? Demet'i tanıyan biri olarak. Sen gelmeden önce de bunu söyledim. Bir de kameralarda söylemek istiyorum. Söyle bakalım. Demet bence hep şöhretti. Biz mesela bir ortama girdiğimiz zaman hani normal girersin, oturursun, işte sipariş verirsin falan. Hani Demet'in havası şöyleydi arkadaşlar bakın yeni şöhret olmadı. O bir kafeye girdiği zaman sen nasıl? Ben geldim yavrusu. Yani bana da mı beş? Bana da mı masa? Yani hep sebebi, böyle bir ama şey sebebi vardı. Ne biliyor musun? Çünkü ben sadece tanıdığım yerlere giderim. Ondan sonra hep aynı çevrede gezerim ve gerçekten... Büyük bir insan olduğum için girince bir böyle bakıyorlar tabii yani. Tabii canım bizim o yani meşhur buluşmalarımızda falan mesela mekana gittiğim zaman Demet rezervasyonu yaptırır ve biz hani Demet'in orada bir tanıdığı vardır zaten. Ya biz onun üzerine, konuğu olarak gitmişsiniz. Tabii biz Demet Hanım'ın ayırttığı masaya evet, ha bize de mi cam kenarı değil? Bana da mı değil? Bana da mı değil? Ya, o ben yüzden... yeni dövme yaptırırım ya bana da mı değil? İlk şöhret olduğunu hissettiğinde ilk yaptığın şey neydi? Ya ben biraz talihsiz şöhret oldum. çünkü zaten senelerdir medyada çalışıyorum. Çok fazla iş yaptım ama benim ünlülüğüm aslında geçirdiğim bir kanser hastalığından sonra oldu. İlk şöhret olduğumu Reuters Haber Ajansı beni aradığında hissettim. Ve yani şimdi magazin sitesine çıkabilirsiniz, Kanal D'ye çıkabilirsiniz. Burada hiç mütevazı davranmıyorum ama beni izleyenlerden kaç kişi New York Times'a çıkmıştı tabii kardeşim? Ki. Tabii ki. New York Times'a çıktığım gün ve böyle herkesin hunharca beni paylaştığı gün akşam Fox Haber'de kendimi izleyip böyle Demet Işıl Yılmaz yazdığında o zaman söyledim Yılmaz'da Yılmaz yazdığında şak 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 böyle bütün dünya basının düştüğü haberlerinin düştüğü gün inanamadım. Ama o dönem pandemi ve sokağa çıkamıyorum. Ben şöhret evde oturuyorum. Peki öyle dışarı çıkamadım yani. O gün anladım.
sorumluluğunun çok büyük olduğunu, bundan sonra her hareketine hesap vermek zorunda kaldığını, işte atıyorum boşandım yani bu süreçten sonra boşanmayı haber vermem gerektiğini falan anlayamadım yani tabii ki. Bu peki hastalık sürecinde bu mesela tam o sürece denk geliyor ya aslında şöhret ivmelenmesi. Evet. Onun mesela sana psikolojik olarak olumlu bir etkisi oldu mu? Evet. Her halimi gördükleri için hiç hazırlanmadan dışarı çıkabilirim. Ve böyle şey oluyorum mesela. Hiç çok kötü. Yani burada lekeli tişörtle mesela markete gidiyorum. Ondan sonra geçen mesela şöyle bir şey oldu. Bir tane giyim markasında. Emir dedi ki ben sepetin içine gireceğim ama Emir sepetten daha büyük. Ondan sonra dedim ki gir bir şey olmaz. Ondan sonra yasak bu arada. Sepetin içinde böyle reyonların arasında onu gezdiriyorum. Ondan sonra dalga geçiyoruz. İşte o kafasına şapka takıyor falan. Tam böyle bir reyonun arasından hızla geçerken yine bir kadının önüne düştük. Burada böyle lekeli bir tişört, orada bir şey. Ondan sonra mesela ay keşke düzgün giyinseymişim falan diye düşünürken dedim ki ay olsun saçım var ama. Bu arada kelliğin bu kadar yakıştığı bir insan. Evet yani ben de gördüm. Öyle mi? Tabii ki gördüm. Çok. Ya yani kafan çok düzgün. Biz ilk gördüğümüz zaman aslında kafası çok düzgünmüş dedik. Yani hani bayağı böyle çok düzgün bir Rabbim şekilde bir kafa. Rabbim bir yerden alıp bir yerden vermiş. Peki bu şöhret yolculuğunda düşünürsen seni en çok engel olan, işte set koyan ya da en çok zorlandığın engel ya da engeller neydi mesela? Şimdi ilk tedavi bitti. Aslında tabii binlerce insan var takip eden ve bu süreci yaşayan. Bir kere böyle şöhret olmaktan dolayı çok mutluyum. Yani sonuçta gerçekten güzel bir hikaye ve insanlara motivasyon kaynağısınız vesaire. Ama canım yasak olan her şeyi yapmak istiyor. Çünkü böyle bir şeyden çıkmışım. Gittim Antalya'ya. Ondan sonra böyle berbat bir yer. Yani gerçekten berbat bir yer. Böyle kolonların arasında bir masaya şey yaptık. Derken. Arka masadan yine. Hareket kısıtlanması zor bir şey. Demet Hanım tabii. Yakışıyor mu? Yakışıyor mu? Ondan sonra bir de tabii Türkiye çok ayrıştırıldığı için tabii, bu konuda. Evet. İşte alkol içenler, alkol içmeyenler. İşte dekolte giyenler, dekolte giymeyenler. Yalnız burada bir şey söylemek istiyorum. Allah da kimseyi şalgamları masada bırakıp rakıları aşağı saklayacak seviyeye de getirmesin. Evet. Yani. Yani ne bunu koymak istiyorum ne bunu saklamak istiyorum. Evet. Bu kararın size bırakılmaması kötü bir şey. Tabii. Evet. Ve buna engel diyebiliriz aslında. Aynen. Tabii. Evet. Onun dışında başka bir sıkıntım yok. Peki şöhreti destekler mi sence? Yani bir şöhretle dostluk kurulabilir mi? Hani zaten, sen şu anda şöhretsin ya hani bu çok merak ediliyor çünkü. Ben hala eski arkadaşlarıyla görüşmeye devam eden, ondan sonra hala sadece çocukluk arkadaşlarıyla beraber olan, işte çok uzun senelik dostluklarını devam ettiren biriyim. O yüzden ben yeni bir arkadaşım olacağımı pek düşünmüyorum açıkçası. Biraz da tabii aileden gelen bir şey olduğu için babamın da çok fazla hani kazık yemişliği ve hayatında çok fazla görmüşlüğü olduğu için onu da çok uyarılarını dikkate alıyorum bu konuda. Yeni olan arkadaşlarımdan da türlü türlü kazıklar yemişliğim var. Kimin benimle ne için konuştuğunu anlayamıyorum. Çünkü böyle hep şey oluyor. Hani biz bir de şu anda çekimden önce de aynısını konuştuk. Hani aslında işi bu olan insanlardan daha çok tanınan insanlarız. Evet, ve insanlar hep bize bir şey paylaşmayı iteliyor. İşte bugün yemek yiyoruz. Ertesi gün hemen ya benim arkadaşım da şöyle bir markası vardı bunu deyip. Bunu paylaşır mısın? Ondan sonra bunu paylaşır mısın'a geliyor. Benim hani yeni tanıdığım insanlardan böyle bir beklentim yok. O yüzden şöhreti doğruluğu bilmiyorum. Ama elimden geldiğince tüm kadınlara yardımcı olmak tek isteğim. Ve o yüzden şu zamana kadar yani 4 yıllık bu kariyerimde hiç kadınların kendi markalarından para alarak iş yapmadım. Sadece büyük firmalarla çalışıyorum. Ve seve seve onların ürettiği şeyleri paylaşmaktan mutluluk duyuyorum. Bunu da yapmaya devam edeceğim. Eğer şöhreti böyle doğuruyorsa ben buna okeyim. Ama kendime birini kullandırma kısmına karşıyım ve kendimi koruyorum. Peki aslında biraz bahsettin az önce ama belki avantajlarından biraz bahsedersin. Bu şöhretin sana getirdiği avantajlar ya da dezavantajlara baktığın zaman mesela en çok öne çıkan ne var? Cam kenarında oturabiliyorsun. Önceden de yapıyorsun. Her yerde cam kenarında oturabiliyorsun. Bana her yer açık. Her yere girebiliyorum. Her yerde şey yapabiliyorum ama şimdi avantajları şöyle. Yapmak istediğimiz her şeyi anında yapabiliyoruz. Ondan sonra almak istediğimiz her şeyi anında alabiliyoruz. Almak istediklerimiz zaten hediye geliyor. Ondan sonra vesaire. Bunlar okey. Güzel avantajlar. Para kazanıyoruz. Ondan sonra ama şey yanılgısı çok fazla. O öyle bir şey değil yani. Hani bunlarla 9-6 çalışmıyor. Hayır yani. Gerçekten o içerikleri üretmek için tabii evde oturup ondan sonra belli bir süre ya da işte dışarıda dolaşıp
Hani bunları yapmak gerekiyor. Hep şeysin, magazin dergisine çıkacakmış gibi geziyorsun. İşte ışığı bekliyorsun, ondan sonra evet. Sesi bekliyorsun vesaire. Zor bir iş. Ama tabii ki ben çok severek yaptığım için benim için şey değil yani. Avantajı evet. Daha çok diyebilirim. Zaten çok içinden geldiğin için bu arada mevzunun. Evet. Yani hani bir sabah bir şeylerini, makyaj paletini paylaşıp falan böyle pat diye bir şey olmadığı için. Ah ben yani... senelerce buralarda neler yaşadım. Bilirim ya. O yüzden evet. Mesela hiç zorluk çıkarmam çekim ekibine. Sana güzel bir soru soracağım şimdi. Bir şöhretle yaşadığın en utanç verici ve en rezil anın neydi? Şöhretle yaşadığım en utanç verici şey diye de düşünebilirsin belki. Hani hiç umduğum gibi biri değilmiş, evet. Rezalet biriymiş. O da olabilir. Falan gibi de. Seni İsim vermek zorunda değilsin olabilir. Ama böyle ama bir sonradan ver. Ya. Sonra program bittikten sonra mı ver? Biz merak ederiz. Evet. Ya bu kendi şöhretimden sonra çok olmadı. Çünkü her şeyi yayınladığımız için bizim yanımızda çok rezilleşmiyor. Hatta benim şöyle bir ünüm var şeylerde yani kendi arkadaş çevremde. Arkadaşlar Demet'le fotoğraf çekmeyin, Demet harcar. Hani kendisi güzel çıkıyorsa şak diye koyar. Ya da mesela gizli gizli çekerim koyarım falan gibi. Ha şey şu anda çok ünlü bir influencerımız var. O dönem Mahiyeti Genel Yayın Yönetmeniyim. Kızı çekime çağırdım. O şu andaki kadar ünlü değil. Daha bu kadar influencer şey yok. Ben de başka bir iş yapıyorum yani. İçeri biri girdi. Ondan sonra aynen bu yükseklikte bir masa var. Bu yükseklikte az yüksek geçti yani şöyle. Hoş geldin. Fatma abla herhalde şeye geldiler. Hani temizlemeye mi geldi? Şeye geldiler falan diye böyle elimde şey. Asla aynısı değil. Aa. Beşte biri kadar. Şaka yapıyorsun ya. Ay, üç katı. Ben de merak ettim. Ondan sonra... İnanamadım onun olduğunu ve bir süre ikna olamadım yani. Kızı stüdyoya çektiler, ondan sonra işte makyaj şeyini oturttular falan. Ben böyle gelmedi mi kız falan. Demet Hanım burada işte falan. Yani ona inanamadım mesela. İlk inanamadığım oldu. Onu çok merak ettim. Ben çok merak ettim. Profilini... İzleyenler anladı mı? Anladım mı? Anladılar. Biz biraz cahiliz bu konuda. Evet, evet. Evet, biz bakacağız ama. Evet, aynen. Sonra. Mesela o da çok şaşırtmıştı beni. İnanamadım. Şimdi de insanlar ya o da beni gördüğünde çok şaşırıyor. Demek ki kısa boylu gözüküyorum herhalde. Yok ya bence hiç görünmüyorsun ama bu kadar kısmısın. Belki heybetli olduğunu anlamıyor olabilirler. Olabilir evet. Heybetli. Heybetli. Peki hiç mesela kendini düşündüğün zaman ya şu tarafım yüzünden kötü bir şöhretim olmuş olabilir. Yani şu tarafım kötü bir şöhrete mail vermiş olabilir. Benim dedikodum yapılıyorsa şu sebeple yapılıyordur gibi diyeceğim bir özelliği. Çok erkeklere salladığım için yeni koca bulamayacağım. Çok sallıyorum çünkü. Yani çok kafa tutuyorum. O yüzden hani bazen diyorum ki Demet'ciğim artık konfor zonunda değilsin. İnsanın bir zaman sonra ihtiyacı olur yani. Hani abi deme lazım olur. O yüzden bence biraz o şey. Yani çünkü bir Çağla Evendeliyesi gerçeği var biliyorsun pazar günleri olan soru cevaplarda. Kimsenin söyleyemediklerini erkeklere söylediğim için şeyim yani bir de. Hani ama bu bir noktada da şey bir görev yani. Çok olması yiyorum. Gereken. Çok yiyorum. Ama ben artık alıştım. Bu arada yani onlara üzücü bir haberim var. Linç daha hızlı büyütüyor. daha dikkat çekici oluyor değil mi? Daha dikkat çekici oluyor yani. Üzücü bir haber. Peki hiç aklında, bu yoktu sorularımız ama merak ettim sen sorunca. Aklında en kalan linç hangisi? Yani şundan ilk, çok pis linç yemiştim. Evet ilk lincim. Hiç unutmam tadı başkadır. Zaten şöyle yani çektim. Ondan sonra ve şey yaptım. Aynı anda 4-5 video girerek açtım kanalı. Bir tanesi çocuklu tatilin bavulu videosu. Ha, sonra dedim ki şeyde çocuklu tatile gidiyorsunuz hani lohusasınız zaten hani o kilolar üstünüze yapışmış. Mutlaka yedek mayolarınızı alın çünkü çöp poşeti gibi böyle kendi üstünden o mayoyu çıkarmak yenisini giymek çok zor oluyor. yani işte bir de çocuğun emmesi için ıslak kalmaman lazım bilmem ne falan. İnsan o zaman anlıyor cennet annelerin ayakları altında. Neden annelerin ayakları altındadır? Sadece bu yani. Bu. Buradan mı yedin? Bak ben bunu bilmiyorum. Bu hadisi şerifmiş. Ben nasıl hadisi şerifi mayoyla aynı cümlede. Ama bak böyle bir şey olamaz. Aa, bak ben bunu bilmiyordum. Olamaz. Allah razı olsun bu arada. 200-300 tane takipçim vardı. 8000 oldu. Nasıl kavga ediyorlar altında? Bu işte muhafazakarların bulunduğu sayfalara beni atmışlar. Ondan sonra oradan o atmış. Burada 14.000 olmuş Instagram. İnanılmaz linç edin. Peki bakalım bizi alt üst edecek bir itiraf istiyoruz evet, senden. Hadi bakalım. Her şeyle ilgili evet. Olabilir. Şu an aynı şeyler başıma gelse asla çıkmam. Asla. Kameranın karşısına.
Gerçekten mi? Aa, bak çok çok şaşırdım buna şu anda. Buna çok şaşırdım. Evet. Alt üst etti yani. Gerçekten. Evet. Kendi içinde ve sessiz mi yaşardın bu süreci? Evet. Şu an ona ihtiyacın olduğunu hissettiğin için. Bir daha yapamam. Aa, o şeyi çünkü hatırlamıyorum. O gücü olmadığı evet. için belki. O, yani, o şeyi hatırlamıyorum. Nasıl yaptığımı hatırlamıyorum. Kendimi de izleyemiyorum. Aa. Göremiyorum. Evet. Çok ilginç değil mi? Evet. Tüylerim vay be. Oldu benim hiç de. Görmek istemiyorum yani. Alt üst ettin bizi bu arada. Evet, gerçekten. Aa, hiç beklemiyordum böyle bir evet. şey ben. Sanki hiç olmamış gibi herhalde yaşamaya çalışıyorum. Ama olduğunun da farkındayım. Yani o gerçekliğinin de farkındayım ama kendimi izleyemiyorum, bakamıyorum. Ondan sonra Google'da kendimi search edemiyorum. Ondan sonra ya da biri önüme o fotoğrafı çıkardığı zaman rahatsız mı oluyorsun? Yok ediyorum. Ya rahatsızlık da değil. Anımsamak istemiyorum. Anımsamak istemiyorum. O kişi ben değilim sanki. Aa, ama evet. bence bu çok kabul edilebilir yani bir şey bir yandan. Ya, hani oyuncular da hep söyler ya kendimizi evet. izleyemiyoruz. Evet, evet kendimi diye. İzleyemiyorum. Ben de bakamam kendime ben bu arada kamerada ama onunki bence bir tık daha duygusal yaşadığı tabii. sürece de bakamamakla alakalı bir şey yani. O yüzden çok alt üst evet. oldum ben evet. kendi adıma. Sen de bizi alt üst edebilirsin. Ettin bizi alt üst çünkü. Öyle mi? Evet, evet. Şöhretle ilgili yolla gelsin. Vallahi hiç daha önce itiraf etmemiştim bunu bu arada. Şöhretle ilgili. İşte bugün şöhret oldunuz ilk neyi değiştirirsiniz ama dürüstçe yani. Biz bunu kendi aramızda konuştuk. Evet. Bunu kocamızı, bize sorabilir dedik. Kocamızı. Önce dedik ki kocalarımızı. Evet. Sonra düşündük yok sonra dedik. Hayır, yok dedik yani, ya. Kocalar aha, kalır dedik. Evet. Kaldırır yani kocalarınız şöhreti? Bence kaldırırlar ya. Kaldırırlar. Evet. Çünkü meyilliler bu evet. şeye sürece yani. Ne? Araba, ev, ne? Şuna karar verdik. Bak buldum. Evet. Biz arkadaş gideriz bir estetik. Merkezine. Kendinizi bakın işte. Derim ki Tanrım beni baştan yarat. Yani döner gibi döndür. Kol bıngıllarımı kes. Ondan sonracığıma. Ama böyle estetik operasyon gibi değil de. Evet. Yani hani, ama hani böyle. Yeniden yaratma gibi mi? Ya böyle şey gibi da. Mesela o da çok meraklı cilt bakımına mesela. Ben de yani estetik operasyon değil ama mesela işte mezoterapiler, şöhretler. Ama ben yaptıkları tek şey medikal estetiğe gitmek. Bu kadar iyi yani hayatları. Ama bu şey. Bu tek sorunları buymuş yani. Ben kesin araba merakım var benim. Araba alırım. İyi bir araba alırım. Evet. Benim aşırı bir merakım araba... var çünkü yani özellikle spor arabalara. Hmm. Kesin ilk yapacağım şey olur. Aynı evde yaşamaya devam ediyorsunuz. Aynı evimi kocayla çok devam seviyorum. Ediyorsun. Evet. Ondan evle sonra araba al. Problemim yok ya. Rabbim ver bunlara şöhreti. Çok şeyler yani. Hayır şimdi mesela. Aza tamah edelim. Ver bunlara şöhret evet. olsun bu kadar. Bizden esirgeme gerçekten. Gerçi değişmez de bunlar. Değişmeyiz evet, herhalde. Yani değişmeyiz acaba ya. İşte sana soralım mesela. Bir de hayaller o kadar küçük ki. Bir de ya ben değiştiğimi düşünmüyorum ama şeydi yani benim zaten Deniz'in söylediği gibi tabanda zaten. Arkadaş o zaman da 2,5 litrelik pet şişe kolayı masaya getiremiyordun Demet varken. Tabii. Şimdi de getiremiyorsun yani. Evet. Yani çok bir onu böyle çıkarlar falan ya böyle. yani ama ben tabii daha büyük şey beklerdim sizden. Ne bileyim ya. Ya ama ben şimdi şöyle düşündüm. Güzelliğe daha çok para harcarız. Hani falan gibi şöhret olduğunu hani senin bir görselin olacak ya o yüzden bizim aklımıza ilk güzellik geldi. Hmm. Yoksa tabii ki evimi değiştiririm abi. Yani deniz manzaralı. Yine Cihangir'de olsun. Deniz manzaralı diyor. Zaten öyle bir yerde manzaralı. Ve şey yapıyor böyle. Burayı alır. Ben zaten şöhretmişim. Hayır burayı alırsın sen mesela. Burayı alırım evet. Evet. Burayı alırım. Alırsın. Şöhret evet. oldu burayı alırsın. Ben de belki daha yine bizim o taraflarda bir ama de daha büyük bir yer alabilirim ya. Falan. Bir de çok aa, seyahat dakika, ederim. Evet. Her yeri görmek ama istiyorum. Arkadaşlar vazgeçtim. Evet. Herkes her şeyini görecek yani. Evet, ben görecek. Görecek. Dünyayı gezerim ben. Gezelim. Şimdi buradan çıkan sonuç ne biliyor musunuz? Şöhret eşittir zenginlik. Evet. Ben size sadece evet. şöhreti sordum. Siz para kazandınız. Evet niye evet. para kazandınız? Sen soktun beni bu yollara. Beni bu yollara sen soktun. Alt üst oldu. Alt üst oldular. Çünkü ben sadece onlara şöhretsiz. Ne oldu ne değişir dedim. Bizi alt üst ettin. Arkadaşlar şöhret o kadar para kazandırmıyor. Bir kere bak ben hayat kirada oturuyordum. Ve hayal kırıklığı evet, yaşadılar. Ama biz, bir dakika bir şey söyleyeceğim. Bir dakika sen başlattın ama dedin ki evinizi mi değiştirirsiniz hayır. bilmem. Hayır. İlk sorum şu. Şöhret olun yarın neyi değiştirirsiniz? Yarın neyi değiştirirsiniz evet. Materyalisti siz de öldürdünüz. Valla hiçbir şey değiştirmem hiçbir şey değiştirmem ya. Ben yaptığım yani... işi yapmaya devam ederim. Yine sabah kalkarım işime giderim. Hiçbir şey değişmez hayatımda.
Yani sadece herhalde biraz daha... Ya da bilmiyoruz. Engellenmişiz. Hiç olmadığımız için bilmiyoruz şu anda belki. Ama değişmeyiz. Olduk mu? Oldunuz. Olduk mu? Yani şu video yayınlandığında olmuşsunuzdur. Olduk değil mi? Yani. Evet. Tabii. Yani ne, bilmiyorum ya. Bir şey değişeceğini sanmıyorum. Değişmez. Değişmeyiz biz. Yani ben mesela işimi, yani esas ana işimi bırakmam mesela. Yine sabah kaldım. Yine E6'da gireceksin yani. Tabii. Yine sabah 6'da bir girerim. Helikopter bir şey yap patata patata yine. Yani yine dersime girerim, ders anlatırım. Bak helikopter yani, diyor bu arada. Helikopter diyor bak. Hep oraya bak, bizi yönlendirip. Evet evet. Neyse, materyalistlikten de şey böyle yeriz. Gibi, biz yeriz. Sizlerin gerçek yüzünü böyle ortaya çıkardım. Beni de buraya ne kadar param olup olmadığını sormaya çağırmıştım. Nasıl bir manipülatör görüyorsunuz? Demediğinizi alt üst etmişken. Evet. Ve evet. Bence harika bir programdı ya. Çok neşeli ve çok eğlenceliydi. Ay, çok teşekkür ederim. Ederim. Vallahi çok keyifliydi. Bu arada 3 senede bakın, görüşmediğimiz için de çok aşırı keyif aldım yani. Şöhret olunca arkadaşlarımı görüyorsunuz. Ben de çok memnun oldum ben bu arada. Harika bir ortam. Yeni arkadaş edinmediğini söyledim. O yüzden arkadaş olmayacak. Ama belki Deniz'den bir evet, şey referansla oldu. Referansla geliyor. Bir de zaten Cihangir'de kafeleri varmış. O da benim şöyle destekleyici. Tabii ki. Ama, martır gibi. Ama senden paylaşım yapmanı istemeyeceğim. Söz veriyorum. Yok. Çok teşekkür ederim. Ekip teşekkür ederiz. Program harika. Vallahi çok keyif aldık. Çok biz keyif kapatmıyoruz. Altus fotosu çekiliyoruz. O yüzden seni böyle yanımıza bitiriyoruz. İstiyoruz.